Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde etkin vatandaşlık ve çocuk hakları konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Etkin vatandaşlıkla başlayalım. Ben çocuğum, haklarımla varım. Beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşama ve oyun oynama çocukların en temel ihtiyaçlarıdır. Bunlar aynı zamanda birer haktır sevgili öğrenciler. Ancak çocukların haklarından yararlanabilmeleri genellikle büyüklerin yardımıyla mümkün olabilmektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarını güvence altına almak için 20 Kasım 1989'da çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul etmiştir. Çocuk hakları bildirgesiyle çocuk hakları güvence altına alınmıştır. Bu bildirge tarihe görülmüş en geniş kapsamlı insan hakları sözleşmesidir. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmektedir ve kutlanmaktadır sevgili öğrenciler. Ülkemizde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasının takibini yapmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre sevgili öğrenciler, dünyadaki tüm çocuklar 18 yaşına kadar çocuktur. Dünyadaki bütün çocukların yaşama ve gelişme hakkı vardır, ifade özgürlüğü hakkı vardır, eğitim hakkı vardır, sağlık hizmetlerine erişim hakkı gibi birçok hakkı Çocuk Hakları Bildirgesi ile güvence altına alınmıştır. Ancak özgürlükler sınırsız değildir. Bu nedenle insanlar evde, okulda, sokakta veya trafikte istedikleri gibi davranamazlar sevgili öğrenciler. Örneğin bir sürücü benim özgürlüğüm var diyerek kırmızı ışıkta geçemez. Aynı şekilde hiç kimse yerlere çöp atma özgürlüğüm var diyerek sorumsuzca davranamaz. Bireyler sorumluluk duygusuyla ilk olarak aile ortamında tanışırlar. Ailede günlük hayatın düzenli şekilde yürüyebilmesi için bizlerin de yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız vardır sevgili öğrenciler. Okulda yiyeceğimiz yemeği paketleme, kirlenen kıyafetlerimizi çamaşır sepetine atma ve odamızı toplama gibi sorumluluklarımız vardır. Bunlar sizin sorumluluklarınızdan bazılarıdır. Ayrıca anne babanıza ev işlerinde yardımcı olmak sorumluluklarınızdan bazılarıdır sevgili öğrenciler. Sorumluluk sadece bazı ev işlerinde anne babamıza yardım etmek değildir. Bunların dışında sözlerimiz, kararlarımız ve hareketlerimiz de bizlere çeşitli sorumluluklar yükler. Peki sorumluluk ne demektir? Sorumluluk, kişinin kendine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken görevlerin zamanında yerine getirilmesidir sevgili öğrenciler. Sorumluluklarını yerine getiren bireyler hayatın her alanında sorumluluk duygusuyla hareket ederler. Böylece kendilerine ve topluma faydalı olurlar. Sorumluluklarını yerine getirirsen sonradan üzülmezsin, daha mutlu olursun. Peki bağımsızlık ve özgürlük kavramlarını değinelim. Bağımsızlık bir devletin iç ve dış işlerinde kısıtlanmadan özgür bir şekilde hareket etmesidir. Özgürlük ise sevgili öğrenciler, kişinin engellenmeden, sınırlanmadan istediği şekilde hareket edebilmesidir. Toplumlar özgür ve bağımsız olduğu sürece huzurlu olurlar. Mustafa Kemal'e göre özgürlüğe kavuşabilmenin yolu bağımsızlıktan geçiyordu. İşte bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Özgürlük ve bağımsızlığın varlığı her şeyden önce 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen Cumhuriyetimizin korunmasına bağlıdır sevgili öğrenciler. Ancak Cumhuriyetimizin kurulduğu günden itibaren içten ve dıştan çeşitli saldırılara maruz kalmaktayız. Bu saldırıların sonucu 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihe Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak geçmiştir. Ülkemizin en önemli değerleri sevgili öğrenciler unutmayalım, özgürlük ve bağımsızlıktır. Evet, şimdi bu işlediğimiz konularda neler öğrendik bir özetleyelim. Çocuk olarak hakkım var dediğimizde ne anlayacağız?
20 Kasım 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmiş. 23 Aralık 1994 Türkiye Sözleşmeni onaylayarak yasaları sözleşmeye göre uyarlamaya söz verilmiştir. UNICEF 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etmiştir. Bir isme vatandaşlar sahip olma hakkı vardır çocukların. Yaşama ve gelişme hakkı vardır. Çocukların sağlık hizmetlerine erişme hakkı vardır. Eğitim hakkı vardır. İfade özgürlüğü hakkı vardır. Özürlü ve özel gereksinimleri olan çocukların hakları vardır. Sağlıklı gıda ve temiz su hakları vardır. Daha birçok hakları da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni okuyarak inceleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Çocuk olarak sorumluluklarımız neler peki? Kendimizin seçtiği ve yapmak zorunda olduklarımızı zamanında yerine getirmek sorumluluklarımızdır. Söylediğimiz sözün sorumluluğu vardır. Davranışlarımızın sorumluluğu vardır sevgili öğrenciler. Ailede çocuk olarak size düşen sorumluluklar, kendinize karşı sorumluluklar, aile büyüklerinize karşı sorumluluklar ve kardeşlerinize karşı sorumluluklarınız vardır. Okulda ise kendinize karşı, arkadaşlarınıza karşı, öğretmenlerinize karşı, okuldaki diğer görevlilere karşı ve okul kurallarıyla ilgili olan sorumluluklarınız vardır sevgili öğrenciler. Evet, şimdi değerlendirme sorularıyla konuyu pekiştirelim isterseniz. Doğru yanlış ifadeleriyle başlayalım. Koridor oyunu 2 veya 4 kişiyle oynanabilen zeka oyunudur diyor. Evet, bu doğru bir ifadedir. Bilmiyorsanız oynamanızı tavsiye ediyorum koridor oyununu. 19 yaşına kadar her insan çocuk sayılır diyor. Hayır, yanlış ifade. 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılır. Üçüncü doğru yanlış cümlemiz, bireyler üzerine düşen görevleri ve işleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmek zorunda değildir. Bu yanlıştır. Bireyin kendisini ilgilendiren kararlar alarak uygulayabilmesi onun özgürlüğüdür. Tabii ki doğru bir ifadedir. Şimdi boşluk doldurmayla başlayalım. Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990'da yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de sözleşmeyi nokta nokta onaylayarak yasalarına sözleşmeye göre uyarlamaya söz vermiştir. Buraya ne gelecek? Buraya tabii ki 23 Aralık 1994'te onaylamıştır Türkiye. İkinci cümlemizde nokta nokta kişinin kendi ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerini zamanında tam olarak yerine getirmesidir. Buna sorumluluk diyoruz sevgili öğrenciler. TBMM 23 Nisan 1920'de nokta nokta açılmıştır. Ankara'da açılmıştır diyoruz. Okulumuzda düzenlenen anma ve kutlama programı nokta nokta etkinliklerimizdendir. Bunlar eğitsel ve sosyal etkinliklerdendir sevgili öğrenciler. Evet. Eşleştirme sorumuz var şimdi. Bir aileme karşı sorumluluklarım neymiş? Yemek masası hazırlarken tabak kaşık taşırım. Arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız neymiş? Oyun oynarken kötü sözler kullanmıyoruz. Okul kurallarıyla ilgili sorumluluklarını yerlere çöp atmam. Kendime karşı sorumluluklarım ise kıyafetlerimi temiz ve düzenli kullanırım diye eşleştirebiliriz. Nüfus cüzdanı, aşı, okul ve oyun parkını eşleştireceğiz. Nüfus cüzdanı neyle eşleştirebiliriz? Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkıyla eşleştirebiliriz. Aşıyı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, okul, eğitime erişim hakkı, oyun parkı ise eğlence, dinleme ve kültürel etkinlikler yapabilme hakkıyla eşleştirilebilir sevgili öğrenciler. Doğru cevaplar işaretleyiniz diyor. Hangisi okul içi sorumluluklarımızdan değildir? A. Okulun bilim sanat panolarına resim yazı katkısı yapmak. B. Derslere hazırlıklı gelmek. C. Arkadaşlarımızın haklarına saygı göstermek. D. Evcil hayvanları beslemek. Tabii ki evcil hayvanları beslemek okul içi sorumluluklarımızdan değildir. İkinci sorumuz, Gülay hastalığından dolayı okula devam edemiyor. Evlerine gelen öğretmen derslerinde yardımcı oluyor. Gülay'ın bu durumunda hangi hakkın devlet tarafından sağlandığı söylenebilir? A. Sağlık hizmetlerine erişim hakkı. B. İfade özgürlüğü hakkı. C. Eğitime erişim hakkı. D. Yaşama ve gelişme hakkı. Eve öğretmen geldiğine göre eğitime erişme hakkından faydalanıyor diyebiliriz sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi okul yaşamınızda sürdürebileceğiniz sanatsal faaliyetlerdendir? Sanatsal diyor, dikkat edin. Badminton, tiyatro, basketbol ve futbol. Tabii ki bunlardan tiyatro sanatsal, diğerleri sporsal spor faaliyetleridir.
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Bir egemenlik halka geçmiştir. İki bağımsızlık savaşını kazanamamış birçok ülke için örnek olunmuştur. 3. Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararlar mecliste alınmıştır. 4. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Tabii ki bunların hepsi diyoruz sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? A. Ütü yapmak. B. Kirlileri makineye atmak. C. Yatağını düzeltmek. D. Çarşafları değiştirmek. Tabii ki yatağınızı düzeltmek sizin çocuk olarak sorumluluğunuzdur. Aşağıdaki tariflerde hangisinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiştir? Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ettiği tarih 23 Aralık 1994'tür sevgili öğrenciler. Türkiye'nin onayladığı tarih diyebiliriz. Çocukların korunmasında birinci dereceden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir? Devlet, polis, aile ve yardım kuruluşları. Tabii ki birinci derece dediği için aile birinci derecede sorumludur. Evet, sorularımız bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.